biraz aşırı dramatik bir giriş oldu ama bugün anlatacaklarım da dramatik önemde. Çünkü hem Tesla benim portföyümün tek başına en büyük açık ara yatırımı hem de Tesla'da çok büyük gelişmeler var. Bu hafta Elon Musk hem genel kurulda konuştu hem de CNN'de uzun bir röportaja katıldı ve Tesla'nın geleceğiyle ilgili çok önemli şeyler açıkladı. Yatırımcılar bunu sevmiş olsa gerek ki ise senedinin adeta coştu. Bugün de erken pazarda yükselmeye devam ediyor. Peki nedir Tesla ile ilgili haberler? Neden ben bu kadar heyecanlıyım? Tesla ile ilgili yatırım tezimde ne gibi değişiklikler, güncellemeler var hepsini bugün anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ben aslında eskiden bir yatırımcı değildim. Sadece büyük şirketlere eğitim ve danışmanlık veriyordum. Odaklandığım konu da inovasyondu. E inovasyon meselesi hep anlatıyoruz. O halde bu konuda biraz da yatırımımız olsun dedim. O dönemde de baktım en çılgınca inovatif firma Tesla gibi gözüküyordu. Elon Musk'ı da çok çılgınca inovatif buluyordum. Oraya yatırım yapmaya karar verdim. Çok da iyi bir yatırım oldu. Ama bir süredir biraz bocalıyor. Ve bu bocalama sırasında epey de para da kaybettik. Fakat inatla almaya tutmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü tünelin ucunda ışığın gözükeceğine inanıyordum. Ve o ışık dün gözük. Hem de öyle bir ışık gözüktü ki borsa bir anda coştu, Tesla'yı yukarıya doğru hızlıca taşıyı verdi. Nasıl coştu? Burada görüyoruz dün %4.5'a yakın arttı. Bugün de erken pazarda yine yarım civarında bir yükseliş var. Tesla büyük bir şirket bu boyuttaki sıçramalar para soğak çok anlamlı hale gelebiliyorlar. Daha da önemlisi hani ben çok teknik analist değilim ama bu Elliot Wave, Elliot dalgası meselesine baktığımızda da şöyle bir üçüncü impulsif aksiyon denen bu bir modeldir. Şimdi kafanızı karıştırmayayım. Bir potansiyeli var böyle yukarıya doğru bir sıçrama yapmak konusunda da. Eğer 180 doların üzerinde birkaç gün kapanış yapabilirse böyle bir durumda böyle bir 230-250'ye gidebiliriz. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Bu grafiklerde her zaman çalışacak diye bir şey yok. Ama teknikle temel birleştiği zaman genelde olumlu sonuçlar gelebiliyor. Teknik bana diyor ki burada bir potansiyel Var. Temel tarafta da hem global ekonomide bence düzelme var. Daha var. hep bahsettim bundan. Hem Tesla'nın dün genel kurulunda Elon Musk'ın anlattıkları şirketin geleceğine çok daha olumlu bakmam için sebepler veriyor bana. Bir teknoloji şirketine yatırım yapıyorsanız aslında bir S eğrisine yatırım yapıyorsunuz demektir. Ne demek S eğrisi? O şirketin yeni yarattığı teknolojinin topluma adaptasyonu. Yani daha fazla insanın o teknolojiyi kullanması. Etikli arabalarda işte geçtiğimiz 2-3 yıl öncesine kadar sadece yenilikçiler diyeceğimiz çok küçük bir kitle kullanıyordu bunu. Şu anda erken benimseyenlerdeyiz. Hatta pek çok ülkede erken kalabalıklara, geç kalabalıklara doğru geçmiş durumda. Mesela Norveç'te satılan her 100 arabanın artık 70'i elektrikli. İşte S e serisindeki bu tırmanışı yakalamak çok önemli. Özellikle de bu erken benimseyenlerden erken kalabalıklara doğru geçiş çok çok önemli. Etikli arabalarda artık buraya gelmiş durumdayız. Hızlanacak bu önümüzdeki günlerde. Bu müthiş bir e S eğrisi ve Tesla bunun tadını çok çıkartıyor şu anda. Ama Tesla ile ilgili sevdiğim konu tek e S eğrisi bu değil. Otomobil tarafına baktığımızda 3 ayrı e S eğrisine geldi. Önce bir Spor arabayı yarattı Roadster'ı. Daha sonra affordable dediği etik arabaları yarattı. İşte Model S, Model 3, Model Y gibi arabalar. Şu anda Model Y'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyatları ortalama Amerikan otomobil fiyatının altına inmiş durumda. Bu muazzam avantajlı. Şimdi de daha da ekonomik bir arabanın TIO'sunu veriyor. 25 bin dolarla satılacak bir arabanın peşindeler. Ama Tesla e S eğrileri sadece otomobilin kendi içindeki e S değil. Tesla aynı zamanda elektrikli arabalardan otonom taksi filolarına, oradan enerji sektörüne, oradan da yapay zeka ve robotlara doğru sıçrama niyetinde. Tesla'yı sevmemin temel nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü evet bu e S eğrisine epey yol aldık. Daha da çok alınacak yol var. Geleceğiz. Ama aslında robot aksi enerji ve yapay zeka robotlar gibi alanlardaki Tesla'nın dalacağı e S eğrileri henüz hisse senedi fiyatına neredeyse hiç yansımamış durumdalar. Belki bir miktar otonom sürüş yansıyor ve robot taksi ama enerji işi ve yapay zeka robot hiç yansımamış durumda. İşte dün Elon Musk sunumunda bu farklı e S eğrilerine şirketin nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini gösterdi ve beni açıkçası çok heyecanlandırdı. Önce otomobil tarafından başlayalım. Model Y şu anda dünyanın en çok satan otomobillerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde pick-up'ları yani kamyonetleri hariç tutacak olursak birinci çeyrekte en çok satan otomobil. Avrupa'ya baktığımızda bütün otomobil türleri içerisinde yani etikler, fosil yakıtlar, pick-up'lar, SUV'ler hepsinin üzerinde Avrupa birincisi ilk çeyrekte. Çin'e baktığımızda da en çok satan SUV birinci çeyrekte. Yani bu müthiş bir performans ve ilan Musk diyor ki bu yıl muhtemelen Model ye dünyanın en çok satan otomobili olacak. Bu çerçevede Toyota'nın Corolla'sının ünvanı elinden alacak gibi gözüküyor. İşte size e s adaptasyonu. Baktığımızda Tesla bugün dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi. Ona en yakın BYD geliyor. BYD'nin toplam sattığı araç daha fazla ama ona bir bölümü hibrit. Bu tabloda BEV'ler yani saf etiklerden bakılmış 2022 rakamlarını görürüz. 2023'te BYD'de bir miktar arayı kapatacak gibi gözüküyor ama Tesla hala lider. Tesla dünyadaki en karlı otomobil üreticisi. Yani buradan tabii Ferrari gibi, Porsche gibi çok özel markaları bir kenara çıkarmak lazım. Seri üretim yapan, büyük montanlarda üretim yapanların lideri. Bakın burada büyük karlığı geçen sene Mercedes'in, Stellantis'in, BMW'nin, Volkswagen'in çok üstünde. 2023'te bu bir miktar geliliyor çünkü biliyorsunuz Tesla şu anda bir fiyat savaşına girmiş durumda, dünyadaki ekonomide biraz sıkıntılı vesaire ama hala Tesla dünyanın en karlı şirketi otomobil üretiminde. Burada elektrikli arabalar demiyorum, bütün otomobil kategorilerine diyorum çünkü biliyorsunuz Mercedes gibi, BMW gibi firmalarda elektrikli otomobil henüz işin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu kar marjı avantajını Tesla fiyatlara yansıtmaya başladığı için şu anda aynı zamanda ekonomik de bir araç. Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok Tesla modeli ortalama. Amerika otomobil fiyatlarının altında satılıyor. Arabaya sahip olmak olarak bakınca da çok daha ucuza geliyor. Neden? Çünkü ilk arabayı alırken Tesla hala mesela Toyota Corolla'dan bir miktar daha pahalı. Toyota Corolla unutmayın dünyanın en çok satan otomobili. Ama Tesla'ya sahip olmanın ömür boyu maliyetleri daha düşük. 5 yıl ve 60 bin mil kadar kullandığınızda Tesla'nın giderleri daha düşük olduğundan Toyota'dan daha ekonomik hale dönüşü bu grafikte bunu görebiliyorsunuz. Bu tabi müthiş bir şey bu çünkü önümüzdeki dönemde adaptasyonun daha da hızlanacağını söylüyor bize. Tesla fiyatlarını aşağı doğru indirebildikçe Toyota Corolla'yı bile yenebilir hale gelmiş durumda sahip olma maliyetlerinde. Yakında mesela Model 3 arkadan itişlinin Toyota'dan ilk alışta da daha ucuza geleceğini tahmin ediyoruz. Ve en önemlisi Tesla bu işi karlı yapıyor. Elektrikli otomobilleri karlı üretmek çok çok zor. Baktığımızda dünyada saf elektrikli üretip kar eden tek şirket Tesla. BYD'de de kar var ama BYD'de de hibritler de bulunuyor. Nio gibi, Xpeng gibi, Ford gibi, Polestar gibi, Rivian gibi, Lucid gibi şirketler derin zarardalar elektrikli araç üretiminde. Ford'la ilgili daha haber şu videomda epey detaylarını açıklamıştım. O yüzden uzun zamandır söylüyorum etikli otomobil startuplarından uzak durmakta fayda var. Çünkü hepsi büyük zarardalar ve hepsi nakit yiyorlar. Ve bugünler nakit yiyen şirketlere pek gülen günler değil. Çünkü malum... Bankalarda işler zorlaştı, faizler yükseldi. Serbest nakit akışı yaratmayı da beceriyor Tesla bu sırada. Bu yıllar içerisinde Tesla'nın serbest nakit akımı artışlarını gösteriyor. 2022'de rekor kırdılar. 2023'ün ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre biraz daha az nakit üretti. Çünkü kar marjını azalttı ve bir yandan da çok fabrika kuruyor, yatırım yapıyor. Ama şirket bir yandan deli gibi büyüyor, bir yandan yüksek kar marjı tutuyor ve bir yandan da muazzam bir net pozitif nakit akışına sahip ve Tesla çok önemli yeni ürün kategorilerine girmeye başlamış durumda. İşte bu yıl tır çekicileri pazarına girdi. Ben orada Tesla'nın ne kadar iddialı olacağını çok emin değilim açıkçası. Harika bir araç olmakla beraber. Ama şu araç çok önemli. Cybertruck Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük pazar mesela pickup kamyonlar, Ford F-150'ler oranın reisi Tesla işte oraya geliyor. Biliyorum bu aracın tasarımı sizin hepinize biraz tuhaf geliyor ama bu inanılmaz bir araç. Elon Musk dünkü sunumu da bunun üzerinde çok durdu. Mesela bu aracın bildiğimiz anlamda şasisi yok. Bu aracın dış yüzeyi aynı zamanda iskeleti gibi top, tuhaf özellikleri var. Bundan dolayı çok büyük maliyet avantajları olduğunu söylüyor. Kullanım özelliklerinin çok ilginç olduğunu söylüyor ve bu yıl içerisinde artık bu araçların teslimatları başlıyor. Meksika'da yeni bir Giga fabrika kuruyorlar. Meksika'daki Giga fabrikada muhtemelen yeni Tesla modelleri üretecekler. Biraz sonra geleceğim oraya. Niye Meksika'yı seçtiler? Çünkü hem Amerika'ya yakın hem de bir yandan işçilik maliyetleri oldukça düşük. Dün yine haberler vardı Hindistan'da da bir fabrika kuruyor olabilirler diye. Bir yandan Çin'deki fabrikayı büyütüklenebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye gitti. Belki orada bir fabrika konuşacak ama şu anda somut olarak 1 giga fabrika daha devreye giriyor. Tesla'nın şu andaki üretim kapasitesi yıllık 1 milyon 900 bin civarına gelmiş durumda. Gelecek yıl bu fabrika açılmadan bile bu kapasitenin 2.3-2.4 milyona doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu fabrika devreye girdikçe de eldeki fabrikaların üretim kapasitelerinin 3,5-4 milyonların üzerine gideceğini öngörüyoruz. Tabii yeni fabrikalar gelecek. Bir yandan da Tesla inovasyonu hep devam ediyor. Şimdi Tesla arabalarında yazılım güncellemesi olduğu için arabanız zaten durduğu yerde de sürekli iyileşir. Ama onun dışında somut bazı projeleri de var. Burada mesela aracın motorunu değiştirmeye çalışıyorlar. Bu motorun daha önceki motorlardan çok daha az enerji tüketeceği, çok daha az nadir dünya elementlere ihtiyaç duyacağı, dünyayı daha da az kirleteceğine dair çok önemli iddialarda bulundu burada Elon Musk. Bu motor aynı zamanda arabanın batarya tüketimini de iyileştirecek gibi gözüküyor. Bir yandan da yeni Tesla'larda 48 volt mimarisine geçiliyor. Şimdi ben mühendis değilim lütfen beni eleştirmeyin. Bunun ne demek olduğunu tam anlamıyorum ama iki sonucu var. Bir tanesi arabada kullanılan bakır tel miktarı ciddi azalma var ve bu çok önemli. Çünkü bakır hem pahalı bir maden hem kısmen nadir bir maden hem de ağır bir maden. Bunlardan araçlara kurtulmak çok önemli. Ve bir yandan da Tesla kendi araçlarındaki kontrol ünitelerinin büyük bölümünü kendisi içeride üretmeye başlıyor. Bu da arabanın daha verimli olmasını, enerjiyi daha verimli kullanmasını, daha az kablolama ve daha az masrafla işlemesini sağlıyor. Yani e S eğrisinde yukarıya doğru gitmek için en önemli unsurlardan bir tanesi olan maliyet tarafında Tesla sürekli olarak iyileştiriyor. Ve bir yandan da bu araçlar çok çok güvenli araçlar. Zaten otonom sürüş size güvenli sürüş tarafı da destek veriyor. Siz uyusanız bile o devreye giriyor, kazaları engelliyor. Buna ilgili onlarca video var ama onun dışında çarpışma testlerine de çok iyi sonuçlar almışlar. Şu ana kadar Euro NCAP testlerindeki en iyi sonuç. Solda görüyorsunuz %98'lik performans çizmişler burada. Bu yönden de Tesla olağanüstü sonuçlar üretiyor diyebiliriz. Ve iki yeni modelden bahsetti Tesla. Tesla'nın mevcut ürün parkı da neler var? Model S ve Model X var. Lüks pazarın SUV'si ve sedanı. Model 3 ve Model Y var. Orta segmentin sedanı ve SUV'si. Şimdi de alt segmente yönelik bir SUV ve bir de sedan geliyor olabilir. Bir de bir ihtimal belki bir minibüs geliyor olabilir. Elon Musk bunu ipuçlarında verdi. Bunların tasarımları bitmek üzere muhtemelen Meksika fabrikasında ve Çin Şangay fabrikasındaki yeni ek tesiste bunlar üretiyor olacaklar. Bunların ne zaman lanse edileceği konusunda vesaire detaylara girmedi ama işte burada 25 bin dolar altına inip Pazarı tam anlamıyla vuracak araca doğru ilerlediklerini söylüyor. Ayrıca bu araçların bütün tasarımının ve üretim tekniğinin de çok çok farklı olduğunu, bu nedenle de verimlilik ve maliyet tarafında da devrimsel iyileşmeler geleceğini söylüyor Elon Musk. Yani baktığımızda S-series'in e otomobil tarafında, elektrikli otomobiller tarafında Tesla tam gaz devam ediyor ve S-series'in e yukarısına doğru tırmanıyor. Orada pazarı domine edeceğini düşünüyorum Elon Musk'ın iddiası bir gün gelecek 20 milyon araç üreteceğiz diyor. Bilemiyorum o iddia kadar doğru. Ama açık ara elektrikli otomobillerin kazanan oyuncusu olmaya Çinli BYD'den gelen rekabet dışında devam edeceğini düşünüyorum. Peki ikinci eserisi otonom sürüş robot taksiler. Ne demek bu? Buradaki iddia Elon Musk diyor ki bu yıl veya gelecek yıl bu arabalar her koşulda her durumda tamamen kendi kendilerine gidebilir hale gelecekler. Yani tam otonom sürüşe kavuşacaklar diyor. Özellikle Amerika'da bu yeni yazılımların en üst versiyonları kullanılıyor. Ve onu kullananlar artık arabaya elle müdahaleye 3-4 günde bir gerek duyduklarını, arabanın çok kompleks durumları bile kendi kendine rahatlıkla aşabildiğini ve gidebildiğini söylüyor. Kendim deneyimleyemediğim için iddialı konuşmayacağım bu konuda. Fakat gelen raporlar böyle. Tesla'nın burada büyük bir avantajı var. Bu yeni yazılım buna FSD Beta deniyor. Beta olması işte deney sürümü. Bunu kullanan insan sayısı sürekli olarak artıyor. Burada kaç mil kullanıldığı görülüyor her yıl ve şu anda ulaştığı rakam 200 milyon mil otonom sürüşte arabalar gitmişler. Bu neden önemli? Çünkü bu otonom sürüşten veri toplanıyor ve böylece araba gittikçe daha fazla şey öğrenebiliyorsunuz. Yapay zeka için veri gerekiyor. ChatGPT örneğinde olduğu gibi. Elon Musk diyor ki yapay zekada aslında en ilerideki kurum biziz. Bu iddiasına haklı çünkü unutmayın ChatGPT sadece bir dil modeli. Oysa Tesla'nın otonom sürüşü etrafı görüyüp tanıyıp, anlayıp anlık tepkiler verebilen bir otomobil sürmek gibi süper kompleks bir işi becerebilen bir yapay zeka ve bu önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak yapay zekanın en iddialı firması biziz diyor. Yani böyle baktığımızda bu ikinci S eğrisinde de işler fenaya benzemiyor. Üçüncü S eğrisinde enerji. Tesla dünyada büyük bir enerji oyuncusu olmaya çalışıyor. Ne ile? Dev bataryalarla ve buradaki sonuçlar da çok çarpıcı. Öncelikle Tesla sunumda diyor ki bizim bu bataryalar sayesinde enerji depolama ve dağıtım maliyetlerimiz geleneksel araçlardan çok daha iyi mesela kömür fabrikaları gibi nükleer fabrikalar gibi onlardan daha düşük maliyetle enerjiyi depoluyoruz ve dağıtıyoruz diyor. Bu tabii müthiş. Çok hızlı büyüyor Tesla'nın büyük batarya işi. Bu üst grafikte görüyorsunuz büyümeyi yani üstel bir büyüme var. 2023'ün ilk çeyreğinde de geçen sene aynı çeyreğe göre iki katın üzerine bir büyüme geldi. Buraya yansımamış durumda. Bu konuda da bir dev fabrika büyütmesi yapıyorlar. Nevada'daki giga fabrikaya özel bir bölüm ekleniyor. Burada batarya işini büyütecekler. Elon Musk önümüzdeki dönemde batarya işinin otomobil işinden daha hızlı büyüyeceğini söylüyor. Tabii batarya deyince onlarda kullanılan ham maddeler de önemli. Lityum bunun en önemlilerden bir tanesi. Musk'ın iddiası dünyada lityum aslında bol fakat rafine etmek zor. Ve Çin bu işin çok dominant gücü. İşte buna alternatif olarak da geçenlerde Amerika'da bir ilk toprağa kazmayı vurdular. Ve kendi rafinelerini, lityum rafinelerini kuruyorlar Texas'ta. Bunun da 2 milyonun üzerinde arabaya destek verecek kapasitede olduğunu söylüyor Elon Musk ama ileride de başka fabrikalar kuracağız diyor. Yani uzun lafın kısası S eğlene baktığımızda batarya tarafında da ciddi yol alınıyor. Şimdi de gelelim robotlara. Robotlar tarafında ne var? Tesla, bot var. <laughs> Dünkü sunumda Tesla botun ne duruma geldiği ile ilgili bir güncelleme videosu da paylaştılar. Video şu anda oynuyor. Görüyorsunuz artık robot ellerini çok güzel kullanabilir hale gelmiş durumda. Etrafını tanıma, anlama becerileri gelişiyor. İş yapabilir hale gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Video izledikçe göreceksiniz buradaki gelişim de muazzam. Bu robotların şirkete ileride nasıl bir bilanço katkısında bulunacağını kestirmek çok zor. Elon Musk bazı iddialarda bulunuyor. Milyarlarca satılacak bunlardan diyor. Çünkü hakikaten eğer sözlerini tuttu her işi becerebilen robotlar haline gelirse hayatımızı çok kolaylaştıracaklar. Ama orada mıyız değil miyiz İzleyin videoyu takdiri size bırakıyorum. Biraz işin başında gibiyiz daha henüz tabi bu fiyatlama yansımadı ama çok hızlı yol aldıkları da kesin. Ama dün fiyatı sıçratan bütün bunların dışında iki temel faktör daha oldu. Birincisi Elon Musk dedi ki ben artık biraz reklam düşünüyorum dedi daha evvel reklama tamamen karşıydı. Çünkü diyor pek çok insanın bizim araçlarımızın ne kadar iyi olduğunu bilmediğini düşünüyoruz diyor. Bu yüzden hem eğitici hem eğlenceli hem de biraz estetik duygusu olan reklamları bir deneyeceğiz dedi. Salon inledi de adeta herkes çok sevdi bu fikri. Çünkü uzun zamandır pek çok yatırımcı Tesla'nın reklam yapması gerektiğini söylüyor. Küçükken kolaydı çünkü çok az araç üretiyorlardı. Reklama gerek yoktu. Şimdi büyüyorlar sürekli ve artık insanın etikli arabalarda eğitilmesi gerekiyor. Elektrikli araç, otonom sürüş pek çok enteresan özelliği var Tesla'nın en yakındaki insanlar bile benim bunların farkında değiller. O konuda eğitim amaçlı ama aynı zamanda eğlenceli artık reklamları deneyebiliriz dedi. İkincisi de ben Tesla'yı bırakıp bir yere gitmiyorum dedi. Bundan ilgili geçen hafta saçma sapan bir delikodu çıktı. Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı. Elon Musk Twitter'dan sonra Tesla'yı da bırakacak diye. Kesinlikle öyle bir niyetim yok. İleride belki olabilir ama şu anda çok fazla teknoloji üzerine kafa yorduğumuz S-Elleri var yani. Bunlar da yukarıya doğru gideceğimiz çok yol var. Ondan sonra ancak düşünebilirim dedi. İşte borsa bunu da sevdi. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta içerisinde de Elon Musk Twitter'ı bir CEO'ya devretme hazırlığına başladı. Bir hanımefendiyle anlaştılar. Şimdi tam Tesla'ya odaklanacak. Müthiş projeler var işte bu da herkese heyecanlandırdı. Dün piyasaların da havası genelde olumluydu çünkü borç tavanı meselesinde bir çözüm ulaşılacak gibi gözüküyor. Ondan beraber imelendik gittik. Önümüzdeki günlerde hisse senedi fiyata ne olur? Kestirmek zor. Bir sürü şeye bağlı ama şirketin çok iyiye gittiğini düşünüyorum. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Henüz katılmamışsanız mutlaka katıl üyesi haline gelin. Çünkü orada da bazı şirket incelememiz var detaylı. Palantir çok önemli bir şirket onun videosunu hazırlıyorum. Ondan ilgili daha haber bir video yapmıştım. Şu linke bir bakabilirsiniz. Şimdi en son haline bakacağız. Çok hızlı yükseliyor şirketin hisse senedi değeri. Acayip işler oluyor. Çok önemli bir şirket. Onun videosu katıl üyelerine özel olacak.